Ayşe ile de ilgili hemen konuşayım çünkü Tabii. demin altyazı verdi. Hemen ee, orayı da verelim evet. Şimdi e, Ayşe orada e, Ayşe için haksızlık e, bu diye spekülasyonlar yapıldı e, Ayşe'nin haksızlık bu dediği şeklinde spekülasyonlar yapıldı. Halbuki Ayşe Ömer Asaf'ı niye almadın anne diyor. Evet. Buradan Tekrar da sesli sesli e, buradan da Ayşe'nin e, böyle bir yapıda bir kız olmadığı ve Ayşe'nin e, hiçbir zaman Anne, bu tarz ne şeylerin, ne şeylerin ne içine girmeyeceği. Dur Murat tamam. abi şöyle bir, te, bir tekrar ve verelim. Yalçın senin sesini tam duyamıyorum. Bulup geliyor. misafiri var. Annem de şansı geldi. Anne. Ömer Asaf'ı niye almadın? Annesi Zuhal Hanım ve kız kardeşi evet. Evet. Ömer Asaf'ı niye almadın diyor. Evet. Ayşe'nin böyle bir şey söylemediği şu anda gün yüzüne çıkmış oldu. Eee Ayşe'yi işte e, haksızlık bu dedi diye spekülasyonlar yaptılar e, Yani böyle kızı kıskanç şeyine düşürmeye çalıştılar Ayşe'nin de böyle bir kadın olmadığı Ve e, Ayşe'nin de e, Survivor'a damga vuran e, ve e, çok iyi kalpli bir kız olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu ee, bu da bunun ispatı oldu. Bu yüzden de e, şöyle de bir ders Aslında lazım Aslında spekülasyonlar yapıldı derken biz dün bunu masada tartıştık yani. yani Bizim tartıştığımız sosyal medya yani. yani. spekülasyonu. Şöyle. Öyle, Öyle oldu. şundan böyle bir ders çıkarmamalıız. Bu dün ne bu altyazı vardı? Ne bu görüntü vardı? Biz bunu konuştuğumuz için ve kızlara böyle Merve de vardı işin içinde. Merve mi diyor? Ayşe mi diyor? Kızlara böyle bir top atıldığı için herkes bunu dikkatlice izlesin, dinlesin. Çünkü haksızlık yapıyor gibi bir ses var. İnsanlar bunu iddia ediyor. Siz de izleyin ki biz de doğrusunu konuşalım dedik ve iyi ki de konuşmuşuz ki bunlar altyazıyla şu an ekrana geldi. Biz ne kadar linçlenirsek linçlenelim kimsenin zaten iyi niyetimizden şüphesi olmasın. Evet. Çünkü burada bir gün önce bir insanı övüp ertesi gün kötü olan biz oluyoruz. Biz buna alışıyız ama burada önemli olan o kızların iftiraya uğramaması yani. Şimdi tabii o, ki biz bunun masada tabii, tabii, konuşacağız, konuşmayacak mıyız? Şimdi şey olarak buradan çıkarılacak ders kısa ve öz şu ders çıkarılması lazım. Bir şeyi tam olarak bilmeden tam olarak anlamadan e, insanların e, fazla topa girmemeleri gerektiği. Kesinlikle katılıyorum Murat abi. Sen az önce çok güzel bir şey söyledin. İnsan Sokağa çıkıyorum <laughs> e, mutsuz insanlar var diye. Mutsuz insanların sebebi ne biliyor musun? Sosyal medya Furkan'cığım. <laughs> sosyal medya. Maalesef ki sosyal medyada her türlü insanı biz görüyoruz. <laughs> Değil mi? Her her türlü şey konuşuluyor. Her türlü. E bir de şimdi sosyal medyada herkes birbirinin hayatını görüyor. İ'nin iyisi var. Herkes bir yerlere ulaşmak istiyorsa sosyal medya benim nezdimde ben sosyal medyanın çok faydalı bir, yer, bir bir şey olduğunu düşünmüyorum. O ayrı mesele ama günümüzde var. Artık çağ bu. Herkes kullanıyor, biz de kullanıyoruz. O ayrı. Ama yani senin söylediğin sözün tespiti bende bu. Asla değişecek bir şey değil yani. Çok kararlıyım bu konuda. Burada tabii ki burada e, her şey gün yüzüne çıktı. Biz de ne dedik? Yarın etraflıca görürüz değerlendiririz. Ayşe'nin burada öyle bir laf etmediğini görüyoruz. Ya da Ayşe de değil yani Merve de oldu. Biz değil, yani değil. kim olduğunu da bilmiyorduk. Öyle bir şey dediyse zaten ne dedik? Çok talihsiz bir konuşma olur ama öyle bir şey demediğini görüyoruz. Tabii ki fanlar da bunu karşılıklı böyle bazı şeyleri köpürtüyorlar. Onu görüyoruz sosyal medyada. Ama şimdi burada... Fanlar bunu köpürtür mi? Köpürtüyor. Yani biz yıllardır Survivor'ı yapıyoruz. Hani e, bu da çok normal bir durum. Yani bugün Fenerbahçe'ye Galatasaray'ı Beşiktaş'ı Trabzonspor'u tutmak gibi bu. Herkes kendi açısından bakacak mutlulukta. Ama hassas konular yani buralarda bunlar bunların üzerine gitmemek gerekiyor bu tarz olayların. E, ben belki kırmızı takım inşallah kazanır dediğimde belki hani Aleyna'nın e, kardeşiyle buluşmasını istiyor bir parça gönlüm. Herkesin tabii annesiyle babasıyla görüşmesini istiyorum. Yani izleyicinin tabii ki ben normalde taraf olmuyorum ama izleyici de izlerken taraf olabiliyor değil mi? O yatıyor zaten izleyici. Bir ben teknik olarak İsmail'le annesinin buluşmasını görmek istiyorum. O benim için önemli. Çünkü havada kalan bir şeyler var onun e, gün yüzüne çıkması için, netliğe kavuşması için. Bu da Aleyna'yla kardeşinin buluşması da onlar için çok anlamlı. E, tabii bütün aileler için görüşmeler anlamlı. Bu olay da böyle bir olay. Ben sadece dün Ayşe ile ilgili şu konuyu konuşmak istiyordum. Ayşe'nin ee, basketbol oyunundan sonra onlar yemek yemesin demesi. Bak bu e, spekülatif bir şey değil. Biz bunu gördük. Baştan diyor ki onlar yemek yemesin. İstemiyorum hayır falan diyor. O beni rahatsız etti. O konu beni rahatsız etti. Onlar yemek yemesin dedi ya Ayşe. Hı hı. Ee, bunu çünkü bugünkü bölümün başındaki realitelerde biz gördük. İsmail bundan çok yakındı bu durumdan. Dert yandı. Ee, doğru söylüyor İsmail. Herkesin orada e, işte zaten şartlar belli. Ciddi bir açlık var. Orada e, bir etkinlik yapılmış. Bir basketbol maçı. Acun abi de gönlünden koptu jest yaptı. Karşı takımın da dedi yemesini istiyorum dedi bu. Ödülden faydalanmasını istiyorum dedi. Oradan Ayşe olmasın etmesin. Bu çok etik durmuyor. İşte yani Ayşe'nin bir takım hırsları bunu söyletiyor ona. Bunları yapmasa Ayşe zaten dört dörtlük ilerliyor yarış, yarışmada. Belki ben Ayşe çok rahat şampiyon olabilir demek istiyorum. Ama bu hareketleriyle şey puanı kırılıyor. Onu söylüyorum ya. Yani. izleyicinin nezdinde de kırılıyor. Ben onun iyiliği için söylüyorum ama Ayşe de yapıyor bunları. E, yapacak bir şey yok. Sonrasında zaten güller şey yaptılar falan konuyu kapattılar. Selamlar mı geçiyor? Sizin bir yani, yani bu konu konuşuldu çünkü. Evet Sema'ya vereceğim şimdi zaten sözü. Yani Batuhan, İsmail, Aleyna hepsi bu durumdan rahatsızlar. Tabii ki bir de bayram günü yani. Bayram günü herkes doysun. Bayram günü herkes keşke bayram yapsa. Öyle talihsiz bir durum oldu. Tabii biz bunu söylediğimizde bile biz suçlanıyoruz yani bunu da söylemeyelim. Ben söylemedim onu Ayşe kendisi söyledi sen mi söyledin? Biz de söylemedik yani ama işte demek ki biz açık hedef olduğumuz için burada çok rahat oluyor. Bilemedim yani.